Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda güzel bir kombinasyon sorusu çözeceğiz. Gruplama ve dağılımla alakalı bir sorudur. O yüzden eğer gruplama ve dağılım videomu izlemediyseniz, özdeş nesne ayraç videomu izlemediyseniz ben linkini bırakayım. Bence oradan önce bir izleyin. Çünkü bu soruda yapacaklarım aslında genel iyi bilen öğrencilere hitap edecek bir soru olacak. Neden 2 faktöriyele böldük? Neden bununla çarptık? Şu nereden geldi dememek için önce oralara bir gitmek lazım. Çünkü ÖSYM dağılım sorularına bayağı böyle bir 5-6 yıldır önem veriyor arkadaşlar. Ve orada gerçekten şıklarda da yardımcı çok olmuyor. Yani sizin bulduğunuz gerçek cevabın yarısı ya da iki katı olabiliyor yanlış bir bölme yaptığınız zaman ya da yanlış bir çarpma yaptığınız zaman. Ben de bunları çok önemsediğim için konu anlatımında zaten anlattım ama artık yani şu zamana geldiğimiz zaman birçok öğrenci konu anlatım kısmını halletmiş oluyor ya da konu anlatım dinleyesi gelmiyor. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama böyle mini anlatımlar üzerinden biz de mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada da anlattığım için burada güzelce sadece soruyu çözeceğim. Tabii ki yorumlayarak. Şurada sadece belirli kelimesini unutmuşum. Ona dikkat ederek bir daha okuyayım. Merve sokaktan kurtarılmış ve veterinerde bakımları yapılmış 4 cins kediyi sahiplenip bahçesindeki mavi, sarı ve kırmızı renkli 3 kulübeyi kedi eve yapacaktır. Kedilerden belirli ikisi birbirleriyle anlaşamadıkları için aynı kulübede olmamaları şartıyla 4 kedi her bir kulübede en az bir kedi olmak şartıyla kaç farklı şekilde bu kulübelere yerleştirilirler? Biliyorsunuz ÖSYM'nin de bazen böyle insanın bir zihnine abandone eden cümleleri vardır arkadaşlar. Ben de o yüzden cümlelerimi biraz ÖSYM tarzında yaparak güzel bir soru hazırladım size. Lütfen bir durdurup kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonra birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar durdurduğunuzu varsayıyorum. 4 tane kedimiz var. X, Y, Z, T olsun bunlar, tamam mı? 3 tane de kulübemiz var. Mavi, sarı, kırmızı. Ben arkadaşlar bodoslama dağıtmam. Benim tarzım hep şudur. Önce grupla, sonra dağıt. Bunu yaparsanız başınız ağrımaz. Bölme, çarpma sıkıntısı yaşamazsınız. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bu belirli iki tane kedi. Örnek X ve Y olsun. O belirli iki kedi demek şu arkadaşlar. Sana ismini vermiyorum ama onlar belli. Yani hangi ikisi hocam bilmiyoruz, sıkıntı olur mu? Hayır. Eğer şunu demeseydim hangi ikisi olduğunu bilmediğin için oradan da bir seçim yapmak zorunda kalırdık ama belirli ikisi dediğimiz zaman ismini sen koy yani. Onlar zaten adı belli. Adını bilerek söylemiyorum muhabbeti gibi oluyor. Şimdi o yüzden X ve Y arkadaşlar anlaşamayan kediler olsun. Ben ne yaparım? Tüm durumlardan istenmeyen durumu çıkartırım. O zaman tüm durumları yapalım. Hemen bir uyarım var. En az bir sorularında eğer nesneler farklıysa önce birer tane gönderirim hocam. Sonra geriye kalan bir taneyi de herhangi bir tanesine dağıtırım derseniz olay patlar. Neden? Matematik arkadaşlar netlik ister ve netlik verir. Size ne anlatıyorsa onu ister. Eğer size öyle bir şey sorsaydı şunu derdi. Önce birer tane kulübelere atıyoruz. Sonra kalanı herhangi bir kulübeye gönderiyoruz. Bunu demediği müddetçe ne yapacağız? Durum tespiti. Durum tespiti de nedir? Her bir kulübeye kaçar tane atmalıyım? 2, 1, 1 şeklinde atmalıyım deyince de şimdi ayıp oluyor. Kedilere atıyoruz gibi düşünmeyin. Hep kutulara, oyuncaklara atıyoruz ya arkadaşlar. Ağız alışkanlığı. Bu kedileri arkadaşlar kulübelere yerleştireceğiz. 2, 1, 1 şeklinde. Başka türlü yerleştirebilir miyim? Hayır. Peki tek tek kontrol mü etmem gerekiyor? Kaç tane maviye, kaç tane sarıya? Yok, onu da yapmayacağım. Şunu diyeceğim. Ben önce kedileri grupluyorum. 4'ün ikilisi, 2'nin birlisi ve 1'in birlisi. Ve hep dediğim şey, bilmeyenler o yüzden dinlemeli o videoları. İki tane grubun eleman sayısı aynı olduğu için böl 2 faktöriyele. Sebebini o videolarda anlattım. Çünkü arkadaşlar, hani ufakça da söyleyeyim, tekrar eden durumlar oluyor. Ve bunları tek tek saymak sıkıntılıdır. Kuralı bileceksiniz. Burada eleman sayıları aynı olan gruplar kadar ki iki tane grubun eleman sayısı aynı. Buraya faktöriyelli yazacaksınız. Eğer 3 grubun da eleman sayısı aynı olsaydı 3 faktöriyele bölerdik. Şimdi paketledim bunları. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup şeklinde. Kaç tane kutuya göndereceğim, kulübeye göndereceğim bunları? 3 kutuya. O zaman 3 tane nesneyi birer birer 3 kutuya kaç farklı şekilde göndeririz? 3 faktöriyel değil mi? Neden birer birer diyorum? Yani bu 2 kişilik paket sonuçta.
Bu bir kişilik paket, bu da bir kişilik paket gibi düşüneceksiniz. Ve burada gerçekten örnek veriyorum. İki kediyi buraya, bir kediyi buraya, bir kediyi buraya. Yani gidip benim buraya 3 kedi, buraya 1 kedi, buraya 0 kedi gönderme şansım yok. Çünkü her birinde en az 1 kedi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada burası zaten 3 farklı yer olduğu için 3 faktöriyel. Buradakini de bölmeyi unutmayacağız. Peki neyi çıkarmam lazım? X ve Y'nin birlikte olduğu durumu çıkarmam gerekiyor. O zaman X ve Y ikisi bir kulübeye nasıl yerleşir? Ya bu kulübeye, ya bu kulübeye, ya bu kulübeye yerleşirler. Üçün birlisi. Örnek temsili olarak söylüyorum. Sarı kulübeye bunlar yerleşti. O zaman geri kalan Z ve T kulübelere nasıl yerleşecek? Birer birer. Çünkü hiçbir kulübe boş kalmamalı. O zaman herhangi bir tanesinin iki hakkı olacak. Diyelim maviye gitti. O zaman diğerinin de bir hakkı kalacak. Böylece 36-6'dan 30 tane durum oluşur arkadaşlar. Ben bu soruyu önemsiyorum. Yorumlarını önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi ÖSYM'nin nereden ne soracağı belli olmuyor. Benim açık söylemek gerekirse 2020 TYT'de çıkan soruyu satranç sorusu isteyen açıp bakabilir. Satranç sorusunu ben ÖSYM tarzında sorulacağını zannetmediğim bir soruydu. Hatta o geçen sene bana öğrenciler tarafından soruldu. Ben dedim ki yani bu soruyu size çözeyim ama bilmiyorum ÖSYM bunu sorar mı yani. Bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Ta yıllar evvel paralel kenarla alakalı şöyle bir kural vardır bilirsiniz. Bununla alakalı yani bu kadar ezber de ÖSYM sorar mı? Yani bence belki sormaz dedim ama ÖSYM ara ara böyle hani açıkçası çok kıl tüy yerlerden sormaz. Ama demek ki bir tane soracakları tutmuş. Biz de o kıl tüy yerlere bile halledecek şekilde arkadaşlar işimizi şansa bırakmayalım. Böylece bence sorulmaz. Ben olsam sormam ama çıktığında da ne yapalım sormuşlar. Tabii ki krallar gibi yaparız diyelim. O yüzden de sene sonuna kadar bir yandan bir soru yorumlarla, bir yandan işte 3D denemeleriyle, orada da çünkü çok sağlam yorumlar var. Biliyorum birçoğu belki sınavda böyle o kadar zor gelmez diyeceksiniz ama şöyle düşünün. Ben her sene gerçekten çok iyi derece yapan öğrencilerle çalıştığım için biliyorum hep şu his oluyor bak sene sonunda. Hocam biz bu soruları bir yerden gördük sanki. Çünkü o kadar çok böyle acayip acayip soru modelleri görüyor ki öğrenciler. Sene sonunda çok iyi çalışmış öğrenciler hep der. Ben bu soruları bir yerden gördüm ama aslında gördüğünden değil. O kadar çok yorum görüyor, o kadar çok zihni zorluyor ki artık her şeyi sanki görmüş gibi hissediyor. Birçok öğrenci de ne der? Bu ne ya, hiç gördüğüm sorulara benzemiyordu. Lanet olsun kitaplardaki sorular böyle değildi. Demek ki arada acayip bir durum var. Bir, başarılı öğrencinin cümlesi. İki, başarısız öğrencinin cümlesi. Demek ki orada... Yani hangisi tabii ki daha inandırıcı olur biliyorsunuz siz bizden daha çok hatta derece öğrencilerini izliyorsunuz kanallarda. Demek ki onların dedikleri de çok yanlış olmasa gerek. O yüzden bu konuda siz de elinizden geleni yapın arkadaşlar. 75-76 gün sayılarını siz çok daha iyi biliyorsunuz. İnşallah kalan zamanlar sizin için çok iyi olur. Ramazan'da oruç tutan öğrenciler var. Onlar işte nasıl çalışacağını falan soruyor. Belki onunla alakalı bir video çekilebilir şimdi. Hani oruç tutanı var, tutmayanı var. Tutanı o Ramazan'ı böyle farklı değerlendiriyor. Tutmayanı farklı değerlendiriyor. Herkes kendince bir çalışma metodolojisi oluşturmaya çalışıyor. Ne yaparsanız yapın. Mümkünse okula gitmediğiniz, kursa gitmediğiniz zamanlarda 9-10 saatleri bulmaya çalışın. Bazen abartıp onu 11 saate vurdurun. O zaman arkadaşlar gerçekten güzel bir başarı geleceğini düşünüyorum. Hakikaten sınavda mutlu olan, başarılı olan öğrenciler sene içinde... Çok klişedir belki ama hem sıkıntı çeken öğrencilerdir hem de biraz robotlaşan öğrencilerdir. Gelin şöyle bir 75 gün biz de robota bağlayalım. Yani duygularımız var, sıkıntılarımız var, pandemi var, ailevi sıkıntılarımız var belki maddi manevi. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Yani güne sıkıntıyla başlıyoruz, günü sıkıntıyla kapatıyoruz. Belki birçoğunuzun babası esnaf. Yarın dükkan kapanacak mı yoksa kapanmayacak mı? İşte para gelecek mi gelmeyecek mi? Bir ton sıkıntı olmasına rağmen işte bu sınavı arkadaşlar güzel yaparsanız bunlara rağmen ben çok iyi yaptım ve bunların üstesinden geldim dersiniz. Hakikaten o çok klişe söz var ya yani öldürmeyen şey seni güçlendirir diye. O yüzden ben buna inanıyorum. İnşallah bu süreçler sizi arkadaşlar yıkmayacak. Aksine böyle demirin dövülmesi gibi sizi demir gibi sağlam bir hale getirecek. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer sorularda görüşürüz arkadaşlar.